Herkese merhaba, ben Tuğçe Çoğdoğar. Bugün Çizim ve Sohbet serimizin 17. bölümüyle karşınızdayım. Çok ara vermedim, şaşkınız değil mi? Evet, şaşkınız, farkındayım. Neyse, çizim defterimi aldım. Ünlü uçlu kalemim elimde. Hazırsanız çizime başlayalım. Bu arada bugün sizi çok edecek, çok şaşıracak bir şey çizeceğim. Hayatta tahmin edemezsiniz. Ama uzun zaman olmuştu değil mi kız çizmeli? Tam da kız çizmeyeceğim aslında bak. Biraz daha böyle figür çizimi yapacağım. Böylece hani hafif kıyafet, arada böyle hani birazcık anatomi de dahil olmuş olacak. Böylece gönlünüzü alırım. Hani hep kız çiziyorsun, Tuğçe'cim olmuyor böyle diyenlerin oradan birazcık ellerini sıkmış, gönüllerini almış sayılırım diye düşünüyorum. Neyse, Previously On minikamsı yapacağım şimdi ama artık 17 bölüm olduğu için ve bu seri yaklaşık 2 senedir, belki de daha uzun sürede devam ettiği için ta yıllar öncesine seyahat etmek de zor oluyor ama çok hızlandırdım, şu şekilde yapayım. Bu bölümde çünkü yeni şeyler oluyor. Resmen şey oldu, sezon bitti, kadro değişti gibi. Kadro değişmedi. Kadro tek ben varım aslında ama ben de değiştim. Öyle düşünün, mezun falan olacağım ya şimdi. Erasmus bitti ya. Kaç bölümdür Erasmus konuşuyorduk. O gevşeklik, o sarmışlık, o rahatlık, o geziyorum, eğleniyorum. Bütün notlarımda 5 pekiyim. Kafası bitti. Zaten artık notum olmayacaktı. Okul da bitiyordu çünkü. Hatırlarsan son bölümün sonunda minik duygusallıklar falan yapıp her bitiş bir başlangıçtır. Aman Allah'ım, ne kadar da korkunçtu bu bitişler. Ama çok güzel kapılar açıyor falan diye böyle bir heyecan yaratmıştım. Yalan söyledim. Hiç heyecanlı bir şey olmadı. Her bölümün başına birazcık daha ciddiyetimi koruyacağım. Düzgünce anlatacağım bu hikaye. Ciddiyetimi koruyacağım de şimdi bu ciddi bir seri tabii ki de değil. Şimdi minik şakalar, şu komiklikler, ödemeler falan kategorilerine karışıyorlar ama birazcık daha böyle akışkan gideceğim. İşte tek bir tane metin özeti yazıyorum. O metine işte takip edeceğim, arada bir şeyler unutmayacağım falan diye girip öyle bir dağılıyorum ki çıkacağım yeri bulamıyorum. Zaten girdiğim yeri hatırlamamış oluyorum. Ama son bölümün, benim bir önceki bölümümüzün sonunda hatırlarsanız şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Minik İtoş'umla, İtalyancığımla ben trene bindim, o ağladı, ben güldüm, hoşçakalın, batarken güneş ardında tepelerin veda vakti geldi, teletebilirim diye uzaklaşmıştım sahneden. Zaten size bahsettiğim gibi kendisinden makarnaya yoğurt mu koyulur, sirkeli mi olur, limon mu olur diye zaten çok kavga ediyorduk. Bir de üstüne makarnaya ketçap, mayonez koyduğumu duyunca bu ilişkinin yürümeyeceğine karar verdik orada. Artık daha fazla uzatmayalım deyip bitirdik. Yani anlayacağınız, ben Türkiye'ye döndükten herhalde 1-2 ay sonrası, o kadar bile uzatmamış olabilir. Yani bir ay sonra falan ayrıldık. Zaten yürümeyecekti. Erasmus'ta sevgili yapan yabancı ülke vatandaşları, uzaktan ilişki yürütmeye çalışan gençler, size sesleniyorum. Bu ilişkiler yürüyebilir. Benimki yürümedi. Ama bu demek ki hiçbir yürümeyecek. Çünkü neden söylüyorum? Erasmus'un son ayında tanışan, son ayı bak yani tanışan değil yani, karşı odalarda yaşayıp son ayında çıkmaya başlayıp 10 sene sonra evlenen arkadaşım var. Evet, yalan değil. Uzatmalı ilişki yaşadılar ama neticede herkes ayrılacak, herkesin sonu gelecek demek anlamına gelmiyor bu. Buradan böyle umutlarınızı kırmış, hayallerinizi yıkmış, minik kalplerinizi kırmış olmayayım diye belirttim. Neyse, benimki sona gelecekti. Zaten geleceği belliydi. Zaten ben hazırlanmış bir şekilde, yani Türkiye'ye dönüşte böyle kompostom kurulmuş gibi depresyona girmek üzere böyle şeydim yani, hani camiye gidiyoruz diye böyle atlayan bir Felix görüntüsü var ya, bu çok spesifik oldu. Bunu gerçekten internette aratıp bulmanız gerekiyor mu? Böyle kendimi uçurumdan aşağı atmıştım, zaten gideceğim yer belli. Al beni, al beni, kurtar beni, çok rahatım, kollarına geliyorum falan diye. Aşağıydım, kollarına gelme diyelim diye şu an bildiğim bütün videoları karıştırıp size psikolojimi anlatmaya çalışıyorum. Şöyleydi. Yani aslında kısaca şöyle söyleyebilirim, iyice kafanızı karıştırmadan önce. Harika bir dönemdi Erasmus. Ortamımız şahaneydi ama Erasmus bitti. Yurt dışında yaşamayı, ki ben zaten seviyorum anlayacağınız üzere, yurt dışı yaşama sürem, vizem ve sebebim bitti. Okulum bitti ve önümde what's next dediğim, sırada ne var acaba? Hadi önümüzdeki bölümlere bakalım diyeyim, önümüzdeki maçlara bakalım diyeceğim, bir maç yoktu. Ve benim gibi hafiften kontrol freak, belirsizlikten tiskinen bir insan için bu hiç hoş değildi. Ben de direkt hazırlanıp kabullendim. Nasılsa depresyona gireceğim ya, toplu bir şekilde girerim falan deyip ülkeye dönmüştüm. Ama ben mesela depresyona gireceğimi hissedince, yani planlanmamış bir savunma teknolojisi, öyle bir teknoloji geliştirmiş çünkü, patentini de aldım olarak böyle çalışmaya veririm kendimi. Bana iyi gelir, kafamı dağıtır falan. Çoğu insan için de öyledir aslında. Kimisi hobisine verir. Mesela ben hobi yapamam böyle. Moralim bozukken falan çizim falan da yapamam mesela. Hoş, çizim artık hobi de değil ama yani anladınız ne demek istediğimizi. İstediğimizi. Kendime saygıdan çoğu konuşuyorum kendimden bahsederken. Türkiye'ye dönmüştüm artık. İşte okulumu bitireceğim, işimi yapacağım, ödevde önüme bakacağım falandı planlarım. Ben tabii o sırada hani bir yıl yoksun ama neticede 7-24 yakın olduğun, dip dip olduğun arkadaşlarından bir yıl böyle kopuktum. Hani ayrı bir yerde ayrı bir hayat yaşadım, geri döndüm.
insanlar değişmiş, çocukları olmuş, evlenmişler falan. O kadar abartmayayım da yani tabii ki de her şey değişiyordu böyle. Bir gittim, bir de herkes mezun oluyor. Hani son bir sene daha geçirseydim arkadaşlarımla bence güzel olurdu böyle. Üniversitenin son senesinde gerçekten kendi üniversitemde olsaydım hoş olurmuş. Hani son sene gitmek onun için bilmiyorum. Hoş Erasmus'tan dönüp sonra biz bir senede o rahatlıktan sonra tekrar okul temposuna girmek de zor olabilirdi ama işte döndüğümde falan sakallar uzamış arkadaşım, saçlar uzamış. Herkes mezun oluyordu falan böyle. Biri heyecanlı. Direkt gittim bir hafta sonra zaten. Kapatma töreni falan yaptık böyle bir şey gibiydi. Tatilden gelmiş. Allah'ım ben burada ne yapıyorum? Yanlış yere mi geldim? Yanlış sınıfa mı girdim? Kimin hayatı bu? Ne oluyor burada falan diye daha kendime gelemeden mezun oluverdim. Sonra da elime diplomayı verdiler. Böyle mal gibi kaldım. Net olarak onu anlatayım. Ya her şey çok hızlı oluştu. Çok hızlı gelişti. Hiçbir şey anlamadım diyebilirim. Aslında bunlar tabii ki de 6 senelik üniversite hayatı sonucu oluştu ama benim için bu süre yeterli değildi. Ben daha hazır değildim mezun olduğumda. Mezun oldum. Bu arada mezun olmak için o kadar uğraşıyorsun ama mezun olduğunda da o kadar da heyecanlı bir an değil böyle. Oğlum işin falan hazırsa, başka okul varsa gideceğin okey de yani benim o durumda ne yapacağım lan ben? Aa şimdi ne olacak falan diye böyle havaya falan bakıyordum. Böyle boş beleş bir şey psikolojinin içindeydim. Sanırım psikolojimi 2 saattir rahatça anlatabilmişimdir. Bu kısımda bir sorun yoktur. Neyse artık Türkiye'ye döndüğümüzde yeni bir düzen kurmamız gerekiyordu ama biliyorsunuz benim Hayriye Hanımcığım vardı, canım eşim. Yani onu zaten aynı, o devam ediyordu. Onun üniversitesi bitmemişti. Bir senesi daha vardı ama aynı üniversitedeydik zaten. Bir de okulun son senesinde hocalar sallamıyor. Bir tane filmi, bitirme filmi yapıyorsun. Çok gitmesen de oluyordu yani. Biz şey yaptık hani ben ilk döndüğümde Haziran falandı sanırım. Annemin yanına döndüm işte. Annemin evinde yaşıyordum. Hayriye Hanım da bilgisayarını aldık. Bize taşıdık. Hayriye Hanım bize taşındı. İç güveysi olarak bizle yaşamaya başladı. Şey dedik hani bu bir yıldır bitiremediğimiz filmlerimiz var diye. Hadi onları bitirelim falan. Yapacak bir şeyimiz yok. Hani artık bol bol vaktimiz var. Rahatça çalışabiliriz falan diye. Başka da yapacak bir şey yok diye. Bayağı kendimiz filme verdik ama nasıl çalışıyoruz? Bütün gün yan yana kurduk bilgisayarları. Sohbet edip film yapıyoruz böyle. O da bitirme filmini yapıyor. Ben de bitirme filmini yapıyorum. Hani zaten bir noktada bitirmemiz gerekiyordu da daha çok böyle şeydi hani bize. Başladığımız bir iş vardı, bunu bitirelim falan. Çünkü o 8 ay boyunca Erasmus'ta gezdik, eğlendik. Yani artık bir oturalım da bir ay çalışalım kafasıyla. Yapılması gereken zaten doğru şeydi bizim için. Netice olarak o yoğun çalışma temposundan sonra 1,5 ay bile olmadan o filmi bitirdim. Yani anlayacağınız Erasmus'ta geçirdiğim bir yıl gerçekten bana çok şey öğretmiş, beni çok hızlandırmış. Farkındaysanız hemencik 1,5 ayda bitiriverdim bir yılda bitiremediğim filmi. Oturunca çalışınca oluyormuş. Filmimiz falan bitti böyle. İşte o sırada ailemle böyle minik bir tatile falan gittik. Bir deşarj oldum, bir böyle fabrika ayarlarıma geri döndüm falan. Bütün yazı da eve kapanmış bir şekilde çalışarak geçirdikten sonra artık baktım hani mezuniyet olmuş, bir yer geçmiş, ne yapmak gerekiyor? Yani sıradaki hani etrafıma baktığımda insanların yaptığı şey işe girmek. Ha dedim ben de işe gireyim o zaman falan. Benim aklımda tamamen farklı bir plan var işte. Kafamda olan şey filmi bitireyim. Hayriye Hanım da işte böyle daha önce festivallere katılmış falan kazanmıştı. Ben hiç festivale film göndermemiştim. Hiç o taraflarda bezim yoktu benim. Çok bozdu beni Hayriye Hanım. İşte o böyle beni gaza falan getirmişti. Festivallere göndeririz falan filan diye. Hani film bitirelim, festivallere gönderirim. O sırada işte bir işe girerim, birazcık para biriktiririm. Bir yıl falan çalıştıktan sonra da işte dil okuluyla ya da bir iş bulamazsam hani ne şekilde olursa olsun Amerika'ya giderim. Amerika'da yaşamak istiyordum çünkü. Amerika'ya giderim hani bir yolunu bulup diye. Kafamdaki plan buydu. Hayriye Hanım da böyle hatta katılırım ben de gelirim, beraber gideriz falan filan diye düşünüyorduk işte. Güzel Allah'ım ne güzel hayaller kuruyordu. İşte hayat gerçekten hayaller kurarken, sen planlar yaparken olan şeylermiş. Nereden nereyenin vücut bulmuş halini anlatacağım size. Bu önümüzdeki birkaç bölümde. Neyse geldik işe girme kısmına. Eskişehir'deyim şimdi. Bütün arkadaşlarım yani şöyle düşünün. Okulun içine, kampüsün içine bir şirket açmışlar. Böyle vergi açısından da çok mantıklı bir hareketti. Gerçekten güzel bir hareket yapıp büyük bir şirket. Kampüsün içine bir tane daha şirketini açmış. TV production yapıyor işte. Dizi falan üretiyor televizyon için. Bizim bölümden de mezun olan bütün çıtırlar benim gibi ne yaptığını bilmeyen girip orada çalışıyor. Baktım bütün arkadaşlarım teker teker böyle orada işe başlıyorlar. Ya ben de başlayayım ya falan. Şimdi akım bu muymuş ya falan diye böyle gittim iş görüşmesine. İşe alındım. Hatta sonra Hayriye Hanım da geldi. O da işe alındı. Çok iyi değil mi? Beraber aynı yerde işe başladık. Ama zaten öyle bir yer ki bütün üniversitedeki yakın arkadaşlarım, hatta yakın olmadığım ama hani tanıdıkça böyle aşırı yakın olduğum birçok insan, birçok cool insan o şirkette çalışıyordu. Yani benim için gerçekten üniversitede hani ders yapmak yerine gidip orada iş yapıyorsun. Bir de üstüne para ödüyorlar gibi bir şeydi. Gerçekten çok güzel bir ortamdı. Ama şöyle bir şey de vardı. Biz ilk işe başladığımızda 4 kız olarak işe alındık biz. Aynı anda başlayan 4 kızdık. Ve şirketteki ilk 4 kızdık. Gerçekten cinsel eşitliğin çok sağlandığı harika bir ortama girmiş olduk. Ve öyle komik ki işe ilk başladık. Bizi böyle ortada bir masaya koydular. Orada işte deneme şeyleri, animasyonları falan yapıyoruz. Isınma turlarında falanız böyle hızlandırılmış bir. Çoğu şirket yapar bunu işte. İşe alışma, işte seni bir seviyeye getirmek için. İşte kullanacağın software'a biraz alışma falan için.
Oradayız ve şirkette hiç ses yok abi. Kimse konuşmuyor. Ben şey böyle, niye kimse konuşmuyor falan. Ben orada gidiyorum, millete satışıyorum falan. Arkadaşlarım orada, ona gidiyorum şaka yapıyorum, buna gidiyorum şaka yapıyorum falan. Yani oradan böyle arada gürültü geliyor. Birkaç oda vardı. Oraya gidiyorum falan, sessizlik oluyor böyle. Garip bir ortam vardı. Sonra dedim ki, ulan ne sıkıcı lan burada, niye kimse konuşmuyor falan dedim. Sizin yüzden ben garip yaparlar. Siz gelmeden önce çok güzeldi, hepimiz konuşuyorduk ama bütün konuşmaların %80'i küfürden oluştuğu için siz kızsınız diye. Kimse konuşamıyor çünkü konuştukları anda küfür edecekler. Çekiniyorlar şimdi, bir iki hafta açıldılar falan dedi. Gerçekten de öyle oldu. Bir iki hafta sonra sürekli böyle goy goy konuşma falan filan diye. Bir de o kadar komik ki böyle çocuklar için çizgi film üretiyoruz. Ama hani bilgisayar başındaki adamlar böyle saçlı sakallı dövmeli falan böyle. Öyle tipler böyle minik minik minnoş minnoş papuduk hayvanlar falan zıplatıyorlar. Gerçekten hayatım boyunca ne zaman ben animatörüm desem insanlar ay ne kadar eğlenceli falan diyorduk. Ben hani niye eğlenceli, çok zor lan bu falan diyordum. Hani insanlar sürekli el ele tutuşturup danslar ettiğimizi falan mı zannediyor bu iş yaparken diye düşünüyordum. Gerçekten animasyon yapmanın çok eğlenceli olduğu bir ortamın içindeydim. Hani şirket şartlarından, çalışma şartlarından, imkanlarından, hani benefitlerinden falan kesinlikle bahsetmeyeceğim. Öyle bir şeyler çünkü yoktu hani. File not found şeklindeydi. Ama çalışma ortamı olarak ilk iş için bence şahane bir yerdi. Neyse işi başladıktan sonra işte bir hafta bizi alıştırma süresi yaptıktan sonra hop biz böyle çizgi film üreten seriye bağlamış makineler gibi böyle masalarımıza geçtik. Fıçı 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 şey üretiyoruz, çizgi film üretiyoruz falan. Rahattı böyle şirket. Yani rahat dediğim overtime diye bir şey vardı ama aslında yoktu. Arada böyle sabahladığımız, hatta iki kez sabahlamıştık şirkette. Böyle eğlenceli tabii, sürü abur cubur alıyoruz falan. Arada bir açıyoruz, kod atıyoruz falan, sonra devam ediyoruz çalışmaya. Sahnemiz yetişmeyince böyle günler falan geçiriyorduk. İşte güzel arkadaşlıklar falan ediniyorduk. Sürekli bir goy goy ortamı vardı. Bir de her bünyenin ihtiyacı olan, ekmek su gibi olan bir şey var ki bu ofis dedikodusu denir buna. Öyle bir şey vardı abi. Çok özlüyorum. Senin nerede ofis dedikodusu yok. Böyle arkasına dedikodu yapacağım. Bir patronum olsun. Gruplaşmalar olsun. Allah'ım biraz dramalar aksın falan. Milletin draması hakkında konuşayım falan. Böyle gözlerim belirsin. Böyle şeyleri çok özlüyorum ya. Vallahi çirkin falan değil mi? Senin nerede hayatımda olmayınca böyle ay ne güzel olurdu olsaydı falan diye şu an özlemle andığım ofis draması dediğimiz bir şey vardı. Bir de en güzel kısmı şuydu şimdi. Öğlenleri bütün şirketçi kod atıyorduk dedim az önce, işte Call of Duty oynuyorduk. Bütün herkes ağa bağlı birbirimize karşı sürekli Call of Duty oynuyoruz. Düşünün yani o anı böyle gelsin diye bekliyoruz. Bir giriyorduk böyle bir buçuk saat boyunca kod atıyorduk. Arada bir işten sonra falan kalıyorduk böyle kod atıyorduk beraber. Resmen addicted olmuştum yani. İnanılmaz güzel bir dönemdi benim için. Tabi bu arada inanılmaz güzel bir dönem diyorum. Gözümde canlanınca şimdi düşünüyorum resmen internet kafe gibiydi yani. Sürekli böyle bilgisayar başındayız. Oyun oynuyoruz işte. İş yapıyoruz. Sosyal medyaya oradan giriyoruz. Birbirimizle sürekli orada internet yani bağlantı halinde. Ki benim işim de hani 3D animatör olarak çalışıyorsa da bilgisayarın başındasın sürekli de. Ortam gerçekten internet kafeden halliceydi. Bir de erkek sayısının çok yüksek olmasının da bunda etkisi vardı. Hani böyle anlatıyorum da tabii ki de her şey hani aslında kötü değildi de. Mesela bu Amerika'ya gittiğim bir kız grubum vardı ya, ben önceki bölümlerde bahsetmiştim. Bir tanesi hani bana kızmıştı falan, sonra yarıda kesip geri dönmüştü falan. Mesela onu da işe aldılar daha sonra. İki yan masamda oturuyor falan. Birbirimize alevli meyve göndermiyorduk böyle. Alev topu at ya da uket falan diye. Yani konuşmuyorduk yani böyle hani minik gerginlikler, minik dramalar tabii de devam ediyor. Her şey güllük gülistanlık değil de ama dramalara takılacak bir şey yok. Çünkü gerçekten güzel bir dönemdi bence hayatımdaki. Şimdi öyle bir anlattım ki daha iki saniye önce Allah'ım çok koy bormuştum, depresyona giriyordum falan derken bir anda böyle sanki oyun bahçesine düşmüşüm gibi bir etki yaratılmıştı ama gerçekten dediğim gibi her şey çok hızlı değişti, o hızlı gelişti. Bunların hepsi yani iki ay içinde falan, hani döndüm Türkiye'ye iki ay bile olmadan işe başlamıştım. Öyle düşünün, çok hızlı oldu, çok hızlı gelişti. Çok hızlı toparladık. Bir de canım Hayriye Hanımcığımın yanında olmasının da etkisi vardı tabii. Beraber atlattık, yani beraber geçtik bu dönemlerden. Onun için böyle gayet hani beklentim olmayan, hani hiç planını yapmadığım bir şeydi ama bana gerçekten çok iyi geldi. Bir de hani tekrar düzen bozmak, başka bir şehre gidip sıfırdan bir düzen kurmak zorunda değildim. Hani orada annemle yaşıyordum. İşe gidiyordum, sürekli bisiklet tepesinde geziyorum falan gibi. Ay bisikletim çalmıştı 5. kez. Zaten hani bayağı 5. olmasını anlamışsınızdır. Bağışıklığım olduğu için o kısma fazla takılmadım bile. Neyse sonra ben bu şirkette bir 5-6 ayımda falandım. Dur daha 5. aya gelmeden 3-4. ayımda falan işte Hayriye Hanım'la işte festivallere film göndermiştik falan dedim ya. Bir gün benim telefonum çaldı. O sırada hayatımda çok ilginç birkaç şey oldu zaten bu telefondan birkaç ay sonra aslında. Gerçekten çok ilginç şeyler yani, ben hala anlatırken bile şaşırıyorum böyle. Onun için heyecanlı heyecanlı anlatıyorum size de böyle spoiler verip vermemek arasında kalaraktan. Telefonum çaldı, beni Altıgöz'e film festivaline aradılar ve filmimin finale kaldığını, beni oraya davet ettiklerini söylediler. Altıgöz'e film festivali sanırım ne zaman olacaktı? Ekim'de olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Eylül sonu Ekim gibi falan olması gerekiyordu.
Ben de böyle tabii ki havalara uçuyorum, inanamadım falan. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. İlk kez bir film vitrin festivale katılmışım ve Altın Koz hani duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Animasyon alanında katılabileceği Türkiye'deki en büyük festivallerden biriydi. O zaman şu anki durumunu bilmiyorum tabii ki de. Havalara falan uçuyorum. Ki dediğim gibi az önce hayatımı birkaç şeyin birden oldu. Aslında 3 tane çok büyük şeyin oldu ve hayatımı kökten değiştiren 3 tane büyük şeyin olduğu bir dönemdi. Birincisi bu Altın Koza'da finale kalmam oldu. Normalde tabii ki de yeni başlayan şirkette izin bizin yok. Nereye yavrucuğum benim? İlk bir yıl bir sen bir çalış kafasında olacak bir yerde. Tabii ki de şirketim bana git Tuğçe bizi temsil et, yuvarlan yat, yuvarlan zıpla Hasan, öyle böyle canım çok gururluyuz falan filan diye direkt bana böyle bir haftadan izini çaktılar. O sırada bir tane benim 5 yıldır internetten konuştuğum bir tane pen friend'im vardı. Biz böyle işte seyahat edince birbirimize mesajlar falan atıyorduk. Bahsetmiş olabilirim önceki bölümlerde. Bir ara biz chat roulette sarmıştık dedim ya arkadaş grubu. Ta o zaman tanışmıştık üniversitenin ilk senelerinde. O zamandan böyle onluk bir şekilde 6 ayda bir 8 ayda bir falan birbirimize mesaj işte mail falan atıyorduk. O arkadaşım bana mail attı. Nasılsın işte yeni işte Hindistan'dan döndüm. İşte bu yazki seyahatimde işte Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Daha önce hiç gelmemiştim. Senin ülken ne yapacaksın? Orada mısın? Hani oradaysan seninle de görüşelim falan filan yazdı. Aa dedim ne güzel. Bak bu da az önce bahsettiğim 3 alay oldudan ikincisiydi. Hayatımı gerçekten değiştirecek şeylerden biri. Arkadaşım geleceğini öğrendim. Üçüncü olaya henüz birazcık daha vaktimiz var. Hani 1-2 ay sonrasında oluyor bunun aslında. Yani evet 1-2 ay sonrasında oluyor. Ama bunları sanırım bu bölüme sığdıramayacağız. Zaten heyecanlı heyecanlı size birçok şey anlattım. Hayatımda bir bitiş, yeni bir başlangıç oldu. Daha fazla başlangıç, daha fazla değişik geliyordu. Hani buradan çıkartacak dersini çünkü benim her bölümün sonunda biliyorsunuz minik bir masal ağacından anlatılmış masal gibi özet geçip bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Hayat gerçekten hiç beklemediğiniz anlarda oluyor. Karşınıza beklemediğiniz şeyler çıkartıyor. Siz planlar yapadırın tabii ki de ama hayatın sizin için başka planları vardır diye özlü sözümü de söyleyerekten bu bölümü burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.